İzmit Körfezi'ni kirletenlere ceza yağdı. Denizden ve havadan denetimlerini sürdüren ekipler gemi sahipleri ve sanayi kuruluşlarına 7 milyon lira ceza kesti. İzmit Körfezi. Yıllarca sanayi kuruluşlarının gemilerin çöplüğü gibi kullanıldı. Kirlenmeyle birlikte Körfez adeta ölü denize dönüştü. Burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri İzmit Körfezi. Ama biliyoruz ki denizlerimiz her türlü yapay ve doğal kirlenmeyle karşı karşıya. Gemiler burası sahipsiz olduğu için bütün pisliklerini, sintinelerini buraya döküyorlardı. Dolayısıyla sağlıklı bir yapı yoktu. Adeta İzmit Körfezi kokuyordu yani. Körfezin elden gittiğini gören yetkililer sıkı bir denetim politikası uyguladı. Körfez'e gelen gemiler ve bölgedeki sanayi kuruluşları adım adım izlendi. Denetimlerde deniz uçağı büyük iş gördü. Gemiye alçak uçuşlar yapıp onu anonslar edip havadan denetlendiğini ve denizlerimizin temiz tutulması gerektiğini biz buna 16. kanaldan bütün buradaki gemilere aynı anda her sabah anons yapıyoruz. Denizi kirletenlere havadan göz açtırılmıyor. İşte bir ihbar üzerine uçak yeniden havalanacak. Biz de uçakla birlikte havaya çıkacağız. ...20.000 fite kadar tırmanıp suyun üstünden bir karış alçağa kadar uçabiliyorlar. Hem karaya hem denize inme özellikleri var. Körfezi kirletenlerin gözünün yaşına bakılmadı ve suçüstü yapılan gemi ve sanayi kuruluşlarına 7 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Bir dönem balıkların bile yaşayamadığı Körfez'de şimdi tekne ve yüzme yarışları yapılıyor. Kirlilik %90'ın üzerinde azaldı. Sayın seyirciler, minibüsler de artık uydudan takip edilebilecek. İstanbul